Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan OSB 19. Mali Genel Kurul toplantısı divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un divan başkanlığını üstlendiği heyette Sanayi Odası Başkan Vekili Abdullah Oğuzbaş'la İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır yer aldı. Mali Genel Kurul'da 916 delegeden 249'u hazır bulundu. Divan Başkanı Ömer Gülsoy, şehrin hayat standardını artırmak için verdikleri mücadeleden dolayı sanayicilere teşekkür etti. Faaliyet raporu hakkında söz alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu şöyle konuştu. Değerli başkanlarım, kıymetli sanayicilerimiz, değerli konuklar, 19. Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bilindiği üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden bir tanesidir. Bölgemizdeki her firma üretime, istihdama, katma değer oluşturulmasına katkı sağlamakta ve devletimizin yükünü paylaşarak ülkemizin gelişmesine ve milletimizin kalkınmasına omuz vermektedir. Bu anlamda her firmamız bizler için de ülkemiz için de çok değerlidir. Bölgemizin her anlamda daha da büyümesi şehrimize ve şehrimizdeki her ferde yansır. Asıl olan birlik ve beraberliğimizdir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz takdirde daha da büyüyeceğimiz aşikardır. Bu doğrultuda bizlere düşen tüm görevleri üstleniyoruz ve üstlenmeye hazırız. Değerli konuklar, kıymetli sanayicilerimiz. Şükürler olsun ki Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde alt ve üst yapı yatırımlarında sorun yaşamıyoruz. Bu anlamda sık sık sanayicilerimizin memnuniyetlerini de alıyoruz. Bizlere düşen bundan sonra güzel olanı daha güzel hale getirmek, kaliteyi bir üst noktaya taşımaktır. Tüm sanayicilerimiz bu doğrultuda çalıştığımızdan emin olmalıdır. Genel kurul kitapçığımızda da sizlere paylaştığımız gibi rutin hizmetlerimize hiçbir aksama olmaksızın devam ediyoruz. Bunun yanı sıra dış ticaret ve istihbarat merkezimiz ile sanayicimize ve sanayicilerimize yeni pazarlar kazandırmaya, tasarım merkezimiz ile sanayicilerimizin özgün ürünlerle markalaşmasına katkı sağlamaya, GES ile temiz enerji üreterek doğaya saygı göstermeye, fuar merkezimiz ile sanayicilerimizin ürünlerini en güzel şekilde tanıtmaya ve alıcılarla buluşturmaya, her zaman gururumuz olan itfaiyemizle sanayicilerimize güven vermeye çalışıyoruz. Bu yatırım ve çalışmalar bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hizmeti en mükemmel şekliyle almalarını sağlamakla birlikte organize sanayi bölgelerimizin değerini ve itibarını da artıran unsurlar olmaktadır. Bunların yanında sanayicimiz ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu yeni yatırımlar konusunda da büyük gayret sarf ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde sona geldiğimiz bazı projelerimizi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yaptığımız ve yapacağımız en başta gelen çalışmalardan birisi sanayicilerimizden gelen talepleri Kayseri ve Ankara nezdinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle sonuçlandırmak olacaktır. Doğalgazda yıllık 300 bin metreküpün altındaki kullanıcılara yapılan indirim, TİAŞ'ın bölgemizde yapacağı kapasite artırma gibi gelişmeler yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucudur. TİAŞ'ın kapasitesinde artırımı ile sanayicilerimizden gelen GES taleplerinin önü açılacaktır. Ayrıca sanayicilerimizin sadece Kayseri OSB içinde değil, dağıtım merkezi içinde olmak şartıyla OSB dışında da GES yatırımlarını yapabilmeleri için görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir diğer çalışmamız Kayseri OSB'ye meslek yüksek okulu kazandırmak içindir. Kayseri Üniversitesi bünyesinde hayırsever katkısıyla kurulacak olan meslek yüksek okulu için görüşmelerimiz devam etmektedir. Sanayicimize ulaştırmak istediğimiz bir başka hizmet de sosyal tesis alanı olacaktır. Sadece sanayicilerimiz için değil, OSB'miz firmalarımıza yurt içi ya da yurt dışından gelen misafirler için de çok nezih bir alan planlıyoruz. Bunun için sanayicilerimizin de bildiği ormanlık alanı Kayseri OSB bünyesine katmak için çalışıyoruz. Bu alanı yenileyerek sanayicilerimizin kullanımına sunacağız.
Bölgemize kazandırmayı planladığımız bir diğer projemiz de atık su arıtma tesisimizin devamı olarak faaliyet gösterecek olan atık su çamurunun bertarafı için yapacağımız tesis olacaktır. Bu tesisle birlikte atık su çamuru çevreyi kirletmeden yakılarak bertaraf edilecektir. Tesisin enerji üretimine de katkı sağlaması düşünülmektedir. Ayrıca tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra arsa üretimi için de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum.